Şunlara bak ya, buruş buruş olmuş. Aman canım, dert ettiğin şeye bak. Ne olacak? Bırak, fotoşütüler. Hayır hayır, sakın sürmesin elini. Ben gelince hallederim, zahmet etmesin. Ne zahmeti canım? İşi onun. Akşama da geç kalma, erken gel, kafeye gideceğiz. Parti var, böyle özel bir grup toplanacağız. Yok ya, ben erken falan gelemem. Ders çalışacağım, işim var benim. Aa, yeter be. Ah, o ne öyle ders çalışacağım, çalışmayacağım, yok öyle bir şey. Ayağın alçıda, otur otur evde. Biraz insanın içine çıkman lazım senin. Ayrıca akşam biriyle tanıştıracağım seni. Kimmiş o? Ha, şöyle ya. Kız tepkileri ver normal normal. Böyle biraz gevşe, cedveleş, oynaş. Aa. Ya ben Hacı amcaya gideceğim önce. Özür dilemem lazım, bir uğrayacağım oraya. E tamam, ararız Rıfat'ı. Gelir götürür seni. Ya karıştırma sen şimdi Rıfkı'yı Mıfkı'yı. Canım, işi ne onun? Bunun için para alıyor, biraz parasını hak etsin. Rıfkı. Alo, Rıfkı canım. Ben çıkışta da sizi burada beklerim, olur mu Nane Hanım? Yok Rıfat, burada bekleme. Git şurada böyle sokağın başında bekle. Ya burada böyle makam arabası gibi, genel müdür arabası gibi rezil oluyorum millete. Of Deniz ya, of Deniz ya. Şimdi yaktım ben çırağını senin. Alo, Sedat. Topla çocukları, gel tamam mı lokantanın oraya? Tamam. Ha, burada herif. Tamam oldu. Eyvallah kardeşim, tamamdır. Ver şunu, ver, ver. Ha, gerçekten emin misiniz yapabileceğinizden? Ver. Ben yapayım bütün, ne olur. Ver şunu ya. Aa, yeteneksiz miyim ben? Hallederim canım. İyi yani. Şişt, ısındı mı bu? Evet. Bak şimdi sen şunların hepsini toparla, bir arada at makineye yıkansın. Olur mu hiç Deniz Hanım? Beyazlarla renkliler bir arada. Sen benim dediğimi yap. Hadi. Allah! Yanıyor Deniz Hanım! Sen hala burada mısın? Hadi. Vallahi korkulur sizden. Hadi hadi. Hacı amca, ben bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm gerçekten. Yani ben sizin torununuza hiç saygısızlık eder miyim? Ama benim bu arkadaşım Deniz biraz sinirli işte. Sen utanmıyor musun etrafta muhasebe işlerine bakıyorum diye hava basmaya? He? Beğenmiyorsan çeker gidersin. Hem dedem sevmez öyle şeyleri değil mi dedi? Yalancıları sen sevmez. Sus be oğlum, sus. Şöyle çekil kenara. Hadi git işin başına, hadi. Sen burada çalışmaya utanıyor musun? Hayır Hacı amca. Olur mu öyle şey? Niye utanayım? Ben minnettarım size. Hem çalışıp hem ekmek paramı kazanıyorum burada. Bana iş verdiniz. Olur mu öyle şey? Ben sadece şimdi bu kız Deniz çok zengin. Para falan vermeye kalkıyor bana. Acıyor kendince. Para falan vermesin diye. Yani muhasebeciyim öyle. İhtiyacım yok manasında söylemiş olabilirim. İki gözüm önüm aksın. Ekmek musaf çarpsın. Tamam. Ben hiç... Tamam Nalan. Tamam. Bir dokun bin işit. Belki de ben düşüncesizlik ettim senin mutfağa vermekle. Bundan sonra servise çıkacaksın. Ama yalnız ailelerle ilgileneceksin. Diğer masalara garsonlar bakar. Maaşına da biraz zam yaparız. Baş işte çabasın. Hı? Hacı amca, yemin ediyorum siz dünyanın en iyi amcasısınız. Vallahi billahi. Vallahi avukat mavukat olmayacağım ben. Bu restoranda çalışacağım ömrümün sonuna kadar. Oğlum bakın, lan gidin lan. Yapmayın yani, gençliğinize yazık bak, gerçekten söylüyorum. Ulan asıl sen kendi derdine yana. Ne işin var lan kızın peşindesin sürekli? He? Geçin lan arkaya, dizilin. Sen gel, gel. Gel ben sana bir şey diyeceğim şimdi, gel. Senin ben aklının tavanına. Ben sana bin kere anlatmadım mı oğlum? Anlatmadım mı? Sonra da bir güzel dövme. Yetersiz mi dövdüm ben seni? Güzel de dövdüm. Yürü. Kimsin lan sen?
Rıfat ben abi. Ne ayaksın oğlum? Abi şey, beni işe aldılar. Şey yapıyorum ben, böyle bir nevi şoförlük, koruma. Gitmen sen daha kendini koruyamıyorsun, rahatsız. Nasıl koruyacaksın kızları? Bırak bu işleri. Halin nereden bulup da sana para verecek lan? Abi yok, Deniz Hanım, benim paramı Deniz Hanım veriyor. Şey yapıyorum ben işte, okula, işe falan gidip gelirken böyle göz kulak oluyorum falan. Abiyi de öyle etrafta görünce arkadaşlarla beraber şey yaptık yani, maksadını anlamak için. Bali falan kullanıyor musun lan sen? Yok be abim, ne balisi? Bak Rasim, düzgün bir çocuğa benziyorsun. Yani hareketlerin onu gösteriyor. Senin zaten içinde böyle narin yengene karşı değil mi öyle bir sevda, bir sempati, değil mi? Sevimli gelecek hareketler yoktur değil mi? Yok abim, estağfurullah, haşa yani, olur mu öyle şey? Yapar mıyım öyle bir terbiyesizlik? Hem ben bilmiyordum seni abi, vallahi bilmiyordum ya. Görmeyince de öyle yanında. Yani abim, yok abim öyle şey ya. Rasim. Rıfat abi. Rasim. Bazı sevdalar vardır. İlla yan yana yaşanması gerekmez. Uzaktan uzağa seversin. Bilir misin öyle sevdaları? Bilmem mi abi? Zaten genelde de öylesi makbul değil mi? Değil mi? Deniz! Deniz! Sen hala hazırlanmadın mı? Ne olmuş buna? Aa, ne olmuş? Ne yaptınız ya Ebiseme? Ya ben ne yapmış olabilirim canım? İşte fatoş ütülerken yakmış onu. Ya buna ne olmuş? Bu beyaz elbiseme ne olmuş böyle? Ah, renklilerle yıkamış onu. Ah fatoş, ah! Ay! Ya size kim dedi benim elbiselerimi yıkayın diye? Niye dokunuyorsunuz ya? İşte bizimkinin iş güzeldi. Sana iyilik yapacak aklınca. Ne yapalım? Ne giyeceksin sen şimdi akşam? Ya sanki çok elbisem var benim. Ne giyeceğim şimdi ben? Gel bir sen. Gel, gel. Gel bir gel. Geldi. Dur bakayım. Acaba? Yani dur. Bak, bir de buna bakalım. Bunun rengi güzel. Hı? Ya Deniz, ben istemiyorum. Gerçekten hayatta kabul edemem ya. Ah Fatoş, ah. Yaktım onun cirasını. Sabah ilk iş onu kovmak olacak. Bu yaptın, onun burnundan fitil fitil getireceğim. Ya sakın yapma öyle bir şey. Kadının ne suçu var canım, ne olacak? Seni bu kadar üzdü canım, onun yanına mı bırakacağım bunu ben? Ya yok, tamam, üzülmedim o kadar. Tamam, tamam, alırım bir tane. Bak söz ver, ne olur sakın kadına bir şey yapmayacaksın Deniz. Bilmem. Yani belki şey karşılığı anlaşabiliriz. Neyi karşılığı? Sana böyle bir dolap düzeceğiz. Zarar ziyan tazminatı olarak. Ya manyak mısın? Nesin Deniz ya? Bir gecelik giyerim işte, ne olacak? Çok paran var galiba, saçıyorsun ortalığa. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Fatoş Hanım'a yol göründü. Ya, ya saçmalama. Saçmalama dedim ya. Bir kere giyeceğim, bitecek işte. Tamam. Dolap düzeceğiz ama. Hayır. Hı? Bunu giysene. Hı? Bu gece yakacaksın ortalığı. Narin, sen çok güzel bir kızsın biliyorsun değil mi? Fena olmadı değil mi? Çok güzel oldu. Bak, altına da bunları giydin mi? Çok güzel olacak. Ya Deniz saçmalama. Giyemem ben onları. Bacağımı bir kere daha mı kırayım? Yok yok, ben şunları giyeceğim, tamam. Doğru be. Hadi geç kalmayalım, daha kuaföre gideceğiz. Böyle saçını bir değiştirelim senin. Bir daha hafif makyaj, ha? Tamam. Şey, Deniz ya. Kim o benimle tanışmak isteyen? Kim bilir? Ya ister misin Fırat beni bulmuş olsun? Böyle bununla numara yapmış mesela, karşıma çıksın bu gece. Ay kalbim inecek ya. Ay. Şişt, dik yürü, dik. Hı? Akşamlar. Merhaba. Ne haber Tolga? İyi. Siz daha önce karşılaşmış mıydınız? Hani sana bahsetmiştim ya, Tolga, Narin. Hiç sanmıyorum, yoksa mutlaka hatırlardım. Merhaba, nasılsınız? Çok ama çok iyi. Yonca'yı tanıyorsun zaten, bu da Şebnem. Ayağın nasıl onlar? Çok iyi, daha iyi evet.
Ben çantamızı alıp geliyorum. Dur. Sakin. Artık onu unuttum. Hiçbir iz kalmadı zannediyordum. Canım benim ya. Denedim, vallahi denedim ya. Çok çabaladım olsun diye. O da iyi bir çocuktu. Dedim düzgün bir çocuk. Hayatımda biri olsun, mutlu olayım dedim. Ama işte beni öpmeye kalkınca öyle birdenbire... Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum canım benim. Fırat dünyanın en yakışıklı çocuğuydu. İyi kalpliydi, cesurdu, korkusuzdu. Ben gözümü onunla açtım Deniz. Ondan başka kimseyi sevmedim hayatım boyunca. Sonra birdenbire ortadan kayboldu işte. Nereye gitti, ne yaptı hiç bilmiyorum. Kala kaldım böyle. Piyano, niye kaçtı ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Böyle babasının çiftlik evinde yalnızlık bir gece, ikimizdik sadece. Sonra sınav sonuçlarını falan almıştık işte. Çok mutluyduk. Hayalini kurduğumuz şeydi yıllardır. Böyle tabii yakınlaştık biraz, bir şeyler falan derken annesi bastı bizi. Sonra o günden sonra bir daha hiç görmedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.